Şunu soracağım size. Bir kişide potansiyel gördünüz. Ve daha önce konuşmacılık yapmamış. Yani profesyonel konuşmacılık yapmamış. İşte ne bileyim bir TEDx'te konuşmuş olabilir. Üniversite etkinliklerinde konuşmuş olabilir. Kişiyle siz bağlantı kurduktan sonra o da size gelmiş olabilir. Siz de ona gitmiş olabilirsiniz. Ya da bir yerde tanışmış, bir yerde dinlemiş olabilirsiniz. Mesela o konuşmacıya nasıl bir süreçte destek oluyorsunuz? Yani onu hangi konularda tabir yerine ise eviriyorsunuz, biraz eğiyorsunuz, biraz büküyorsunuz, belki birazcık koştuk denebilir buna. Orada nasıl bir süreciniz var? Çünkü sizin bütün işiniz bu. Yani konuşmacıları etkinliklere önererek para kazanan bir ajans olduğunuz için işin bir tarafı da bununla alakalı. Orada nasıl bir süreciniz var? Yani öyle baktığında aslında bu bir talent hunting işi. Ve böyle bir potansiyel varsa tabii en başta şu önemli, iyi dinlemek. Ve o konuşmacının, o potansiyel konuşmacının hikayesini bir anlamak ve özümsemek gerekiyor. Özümsemek de şu, aslında bir kelimeyle ya da bir cümleyle biz o konuşmacının alameti farkasını tanımlayabiliyor muyuz? Kendimize tanımlayabiliyor muyuz? Konuşmacı bunu tanımlayabiliyor mu? Müşterimize anlatabiliyor muyuz? Biraz oraları çalışıyoruz. Yani o alameti farika konusu gerçekten çok önemli. Çünkü iyi bir konuşmacı... Her konuda ben konuşurum dememeli bence. Yani belirli alanları olmalı. Kendisiyle de özdeşleşen belirli alanlar ve onlar üzerine derinleşmeli diye düşünüyorum. Bu alameti farikayı yani bir keşfettikten ve tanımını koyduktan sonra da ihtiyaç varsa bir sahne koçluğuna yönlendiriyoruz. Sahne koçluğu veren isimler var. Bizim portföyümüzde de var. Portföyümüzün dışında bağımsız bu işi veren de çok kıymetli isimler var. O yüzden sahne koçluğuna öneriyoruz. Almasını öneriyoruz. TEDx etkinliklerde yer alıp aslında biraz tecrübe kazanmasını da öneriyoruz. Ve böyle böyle aslında başlıyor bu süreç. Bir taraftan da tabii şimdi pandeminin etkisiyle pandemi sonrasında da şunu çok net gördük. Profesyonel konuşmacıların sosyal medya kanallarındaki görünürlükleri, dijital varlıkları zaten önemliydi ama bu süreçte daha da önem kazandı. Dolayısıyla o dijital varlıklara da yatırım yapmak gerekiyor. Yani sosyal medya kanallarını da hedef doğrultusunda çok güzel, tatlı bir tonda iyi kullanmak ve geliştirmek gerekiyor. Bunlar hep birbirini besleyen şeyler. Ve gerçekten zaman içerisinde oluyor. Yani sabretmek gerekiyor. Yani bir ismi portföye aldıktan sonra birinci gün itibariyle talep yağacak. Yani her gün farklı bir şirkette konuşma yapacaksınız gibi bir süreç olmuyor. Biz bunu yeni çalışmaya başladığımız konuşmacılarımıza da ve bu alana yeni adım atanlara da özellikle söylüyoruz. Biraz sabretmek lazım. Bir 6 ay, bir sene zaman vermek lazım. Ve hem kişisel konuşmacı yetkinliklerine hem de dijital varlıklarına yatırım yapmak lazım konuşmacılarımızın. Biz de bu konuda destek vermeye gayret ediyoruz ama bireysel çaba çok önemli ve çok belirleyici.